Efendim hepinize merhabalar. Artekin Oyundan Artek diye hoş geldiniz sevgili YouTube. Uyku tulumu aldın mı? Long dakika kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölüm Omega sığınağını keşfettik. Görevimiz tamamlandı. İçim mutlu daldık. Aa, şeye bakabiliyor muyum? Rozetlere. Bakabiliyorum. Bonusu ne oldu acaba? Ya da bir bonusu var mı? Rozeti tamamlamanın. Yok, direkt mücadeleler. Beyni verdi. Sinyal geçersiz hikayesini tamamladın. Demek ki başka sinyaller de gelecek ilerleyen zamanlarda. 52 kiloyuz. Tamam, hoşlanabilir bir ağırlık. Yok, sıkıntı değil. Biraz yemek yiyelim. Şu etten de kurtulalım. Teşekkürler. Mis. 50.40'a kadar geriledik. Biraz daha gerilesek depar açılacak zaten. Yakacaklar olmasına rağmen. Çok iyi. Aa, bunu atacaktım bir yere ya. Neyse. Metin bir şeye gidince atarız. Hangara gidince atarız. Geçerken etlerimizi de alalım. Yolu hatırlıyor muyuz? Hangara giden yolu. Ne söyleyeceğim? Burayı map'te işaretlemek lazım ama. Direkt bir bakayım, şuradan havalimanı gözükür zaten ya. Aynen öyle. Buradan havalimanı gördük. Buradan yardırmaca. Oo. Uf, elçim koşuyor. Allah. İçeride kalalım. Kapağı niye kapattın oğlum çıkınca? Eyvah. Normalde hep açık bırakıyordu bu kapağı. Şerefsiz. Burada zaman geçirelim. Biraz gündüze doğru olsun. Acelemiz yok. Okay. Çıkalım, önde gündüz vakti çıkalım. Yine elektrik geldi. Çüş. Sabaha karşı bir daha elektrik. Yo, sabah sisi gelmiş. Evet. Yer altında olduğumuz için hissetmiyoruz ama sis gelmiş. Neyse, çok umurumuzda değil. Ağırlığımız da iyi. Hadi gidelim. Deparımız da var. Buradan havalimanı gözüküyordu. Dün direkt koştuğumuzda havalimanına çıkarız. Etlere denk gelsem güzel olur aslında da. Anlıyorum göremeyeceğimizi. Onlara da sonra bakarız. Buradan. Dün direkt karşıya gitsem çıkarız herhalde ya. Havaalanı. İnşallah çiğ tutturmuşuzdur. Havalimanını ıskalamayalım da.
Göletin diğer tarafındaydık biz. Mesela şu an ağırlığım 49. Niye? Çünkü tüfeğim var. Bunu çıkarıp bunu taksaydım depar atamayacaktım. Ama emin adım gelecekti. Daha hızlı yürütüyor beni ama koşamadığım için pek bir yararı yok şu an. Ağırlık için. Kılıf. Güzel. Yanımıza taşıyacağız kılıfı. Her zaman bulunacak. Ağırlığımız fazla olduğu zaman kılıfa çekeceğiz. Normal şartlarda kramponla yürüyeceğiz. Taktiğimiz belli. Bu şey de çok güzel duruyor ya. Ar maskesi. Allah tamam avcı olduk yemin ediyorum ya. Daha sol yapalım. Havalimanının ucuna değil de hangara doğru çıkmak lazım çünkü. Orada sis gelince değil, havalimanında sis gelince FPS düşüyor, kaçıyor oyun. Ya orada bir sıkıntı var ya da orada elektrik falan çalıştığı için sıkıntı yapıyor gündüz vakti. Bilmiyorum, şu an mesela iyi 80-90 FPS. Sıkıntı yok. Ya da buglu olabilir orası. Olabilir, emin değilim. Geyik mi? Oo, geyikleri bulduk. E güzel. E spawn'ın değişmemiş senin kanka. Normalde sizi vurduğumda başka yere göç etmeniz lazımdı. Ha bak, cesetler de burada. Ulan iyi denk geldik he. E hiç sesiniz gelmiyor. Kargalar. Ateş yaktım. Güzel. Diğer geyik de ileride solda. Hiç sesiniz gelmiyor ha. Geliyordu. O kadar az ki. Yani sesi kısmışlar elektrik gelince. Diğeri de şurada. Kaç kilo olacağız lan? 60 olacağız galiba. Neyse, yapacak bir şey yok. Acelemiz yok ama ben normalde bunları öldürünce bunların bu bölgeyi terk etmesi lazımdı. Oo, böyle yürünür mü? Yürüyelim. Sigaram bitene kadar yürüyelim. Oraya yere atarım. Yine 62, 60'ı geçtik diye mi böyle oldu? Aynen 60'ı geçince yamuluyormuş. Neyse, onları dönüp alırız sonra. Şimdi kokuyor. Üfeyi çekelim, kurtlar gelir yakında.
Doğraççı mı? Doğraççıdır herhalde ya. Hipotermi. Hava da çok soğuk yani, bu sis olmasına rağmen. Sabah yazı. Sis kapatıyor havanın soğukluğunu ama sabah yazı var. Atetleri ya. Hiç uğraşmayalım. Gelir alırız sonra. Kurtları mutları da çekmeyelim üstümüze durduk yere. Şu ağaçlar da yeni mi eklendi acaba, ince yamuk yumuk? Havalimanı. Buraya yaklaşınca FPS düştü. Fırka düştü, aynen. Buradaki şeylerden, elektrik ışıklardan falan kasıyor havalimanına gelince. Ya çok ışık zorluyor sistemi ya da bug'lı, tam şey yapamamışlar optimizasyonu. Bayağı düşüyor. O geyiği eve kadar getirdim. Kaçaklar atalım, zaten hafifleriz bayağı. Bunu at yok olsun. Bunu da at yok olsun ya. İçerim eritmekle uğraşamayacağım. Gerek yok. Bunları at. Suya at. Üst kata çıkmayız yani. Üst katla bir bağımız yok. Bu alt katta takılırız. Zaman kaybı üst. Bunu aşağı bırakmak lazım, bu tencereyi aslında. Buna bir bakalım. Bunları bir atalım buraya. 35. 60'a düşmüş. Bunları tamir edelim. Doldu zaten. Daha fazla atamıyoruz. Okey, şunu aşağı bırakalım. Başka konserve var mı bende? Var. Onları da at. %100'de bırakıyor bu arada. Onu dikkat ettim yeni güncellemeden sonra. Dönüştürdüğüm konserveleri direkt %100'de bırakıyor. %0'da açmıştık halbuki. Eskiden böyle değildi. %70'de, %50'de falan başlatıyordu. Onu da değiştirmişler. Tamam, bunları da bıraktık. Yakacak hem yukarıda kalsın hem aşağıda kalsın. Okey. Kaç kilo? 33. Fena değil. Gidip etleri alalım. Pişirmeyeceğim etleri de, evin önüne dizeriz. Bırakmayalım onu. Oo, bir de bu siste nasıl bulacağım onu? Neyse, sis geçince bakarız. Bunları ye. Uyumayacağım, zaman geçireceğim.
Geceyi direkt atlatmak istiyorum çünkü. Okey. Zaman geçir. Ama zeminde geçirelim zamanı. Hastalık kapmayalım. Başka konserve var mı? Var. Onu atarız hepsini o zaman. Burada zaman geçir abi. Hala gitmedi elektrik. Oha. Ne sismiş lan? Biraz uyuyalım bari o zaman. Koşamayacağız diğer türlü. Geçti. Okey. Bunları yakalım. Bunlar bitsin. Etler aldım. Hazır gece de olmadı. Nereye bıraktık etleri? Şurada bir yerde. Evet. Need a drink. Ara bıraktığımız etleri arıyoruz. Ceset mi o? Ceset. Etler de buralarda bir yerde. Ama bu geyiklerin bölgeyi hala terk etmemesi garip. Normalde bir kere avlandıktan sonra, günü geçirdikten sonra başka yere gidiyorlardı. Bunu tekrar mı değiştirdiler acaba? Bilmiyorum. Evet, etlerim nerede? Gel de bul. İyi ne kızı. Cesetler burada. Hı, eti buradan aldım. Tamam. İlk partiyi burada bıraktım. Bu ilk bıraktığım parti. Sonra diğerlerinde burada bir yerde. Bak burada. Something's gotta go. Yolculuk için yanıma et lazım olacak mı onu düşünüyorum. Girsem mi diye. Yani iki konserve var ama 300-300 yani bunlar kesmez. Sanki pişirmek lazım gibi. Teşekkür ederim Efe, hoş geldin. Yakacağım ne kadar üstünde? 0. Şöyle yapalım, kitapları yakalım, çubuk yakalım. Sonra kitap ulaşakana kadar. Bugün çubuklar aldık. Yeter mi etlerin hepsini pişirmeye?
Alalım, yetmezse şey yaparız. Kullanırız. I can barely walk with this much gear. Biliyorum canım, merak etme. En azından tek seferde pişirelim, bir daha uğraşmayız eğer yolumuz buraya düşerse. Belki yeni map geldiğinde düşer bu yolumuz buraya. En azından pişmiş et bırakırız. Şimdi yak kardeş. Meşaleyi kullanabiliyoruz. Çok güzel. Sülüt harcamadım. Nice. Önce kitapları yak. Pişirme ekranı da güzel olmuş böyle ya. Kolay olmuş. Biraz uzun sürecek ama. Ama ateş. Hepsine yeter ya, yakıcı kütük var daha. Böyle böyle bir şekilde. All this gear is slowing me down. Dışarıda pişirsem daha karlı tabi de. Ama rüzgar var, söndürebiliyor yani. Garanti değil. If I don't rest soon, I'm gonna faint. Bir şey olmaz yanımda. Dört dakika. Aklımda hala. On dört. Şimdi yükleyeceğiz. Yakıtı. Too tired to think straight. Oh. Yetti mi? Aa, tam yetti lan. Vallahi tam yetti ha. Güzel oldu. Önce bunlar. Ağırlıktan kurtul. Yanımızda gezdirmeyelim. Okey. Su. Su yukarıda kaldı. Ama kötü oldu işte. Konserveler at. Burayla işimiz kalmadı zaten. Yukarıdan suyumuzu içelim, yatalım.
Akşama doğru yola çıkmış olacağız. Sıkıntı olur mu bizim için? Yani sanmıyorum. Aktarma istasyonunda şey yaparız. Uyuruz en azından. Ağırlık 46. Etleri bırakacağız, o çözülür. Şunu alalım. Hepsini ver This hatta. gear's starting to slow me down. Akşam üzeri uyanacağız. Please, 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 I just want to sleep. Uyuyamam hastalığı kaptık. Hadi bakayım. Bitki çayı da uyuyamam hastalığının etkisini I need azaltıyormuş. something to drink. Peki huş Soon. yarıyor mu yoksa sadece bitki çayı mı? O da ilginç. Neyse. Şimdi. Bunları at. Kurtulduk. Atlık. Bunları yemiyoruz. Bunları da al. Etleri bıraktığımda koşabilecek ağırlığa gelecek. Attisler. %1'e düştü. Şimdi et kaç tane almam lazım yanıma? Bu ikisi yeter mi? Yolculuk için. Yeter bence. Böyle rahatız ya. Bütün yolculuk için yeter gibi geliyor bana. Rahat ya, hiç uğraştırma bizi. 9. Oraya öyle varsak, bunları yesek. Tamam, iki tane yeter bana. Başka bırakacak bir şeyim var mı? Ona bakıyorum. Bunları götürüyoruz. Burada parçalanacak bir şey yok. Burası yemek zaten. İyisi. Bunları onaracaktım. Sonra onarırız. Oo, kütük. 2 kilo direkt fark eder. Direkt at buraya. Tamam, hadi gidelim. Kaç kiloyuz? Krampona geçebilir miyim? Geçebilirim. Rahat. Et de alabilirmişim lan aslında yanıma. Alalım mı? Dört et. Kafi. Ya da hiç gerek yok. Sal gitsin ya. Olabildiğince haklı olalım. Hadi gidelim. Bizim kestirmemiz neredeydi? Şurada. Hatırlıyorum. Burada dağın arasından kestirme yolumuzdan gideceğiz. Buradaydı. Tam yol zaten. Tam yol gibi. Gidiş.
Kendini belli ediyor. Vay be. Hikayeyi de sonlandırdık. Buradaki işimiz bitti. Şimdi malzemeleri Arap bataklıkta şu an birleşecek malzemelerle. Oradan gizemli göle. Aylık kasabası. O kadar. İyi, kolay. Arap bataklığa ulaştıktan sonra işimiz rahat. İki map değiştireceğiz sadece. Gizemli göl, sahil kasabası. O da düz demir yolundan gideceğiz. İyi, rahatız. Bir sonraki bölümü hallederiz herhalde. Tek bölümlük iş. O eşyaları götürmek. Kesemiyor, burası mıydı lan? Doğru muydu? Burasıdır herhalde. Başka yol var mı ki? Var mıydı ya başka yol? Doğru yerden mi gidiyorum? Bakalım şimdi belli olur. Mama var mı? Burada. Var, doğru yoldayız galiba. Aynen, tamam. Tırmamayı geçtikten sonra ses bug'a giriyor ama. Demirde yürüme sesi geliyor. Karda yürüsek bile. Şıkır şıkır. Taşta yürüme sesi daha doğrusu. Map'i değiştirene kadar devam ediyor bu bug. Kötü o da ya. Ya map'i değiştirmeyeceksen mi? Baksana hala tırmanma sesi geliyor. Kötü. Sinir bozucu bir bak. Gerçi belki uyusan da geçiyordur ya da iç mekana geri çık yapsan. Ha, düzeldi. Zemin değiştirince otomatik düzeldi. Okey. Asturuklu tepeleri. Bunlar bizim buradan geçtiğimizin ayak izleri. Rengi gibi. Rengi ağacı iz bırakıyor bizden asturuklarını. Artek was here. Ama bu arada bir şeye bakacağım. Bu yemeklerde sanki çok fazla kuşburnu vardı ya. Biz aslında önümüze gelen kuşburnları toplasak mı? Kaç tane yemek kuşburnu istiyor? Bir.
Yulaf'ı hala bulunmadık bu arada. 2. Kuşburnu turtası. Eşek anamı da var bizde, o sıkıntı değil. İki yemekte kuşburnu istiyor. Çok değil aslında ama. Biraz toplayıp eve götürsek fena olmazmış aslında. İyi, tamam, önümüze kuşburnu çıkarsak toplayalım, sahil kasabasına götürürüz. Hazırlanmış kuşburnu değil, bir de normal kuşburnu istiyor. Konserve şeftali, kuşburnu, bir de şurup. Şurubu özellikle hiç ama hiç tüketmeyeceğiz. Bundan öncekileri tükettiğim için pişmanım. Yemek için çok şart yani, bir sürü yemekte, tatlıda. Bütün tatlıları onunla yapıyoruz çünkü. Bu üçünü asla tüketmeyeceğiz. Kuşburnu çok önemli değil, az kullanılıyor da. Şurupla ama. Akar şurubuyla şeftaliyi kesinlikle yemiyoruz abi. %0 olsa bile. Yemek yapmak için kullanacağız. Burada uyuyup gece yola devam edebiliriz aslında. Zaman kaybetmeden. Mantıklı. Tren istasyonunda uyuyalım. Sonra devam ederiz gece. Fener yolculuğu. Yakacak. Gerek yok atmaya. Yemek. Uluyu kanka. Tam dinlenmiş gidelim. Kapalı alan korkutusu riski. Onunla sıkıntı yok. Gece yolculuğu yapacağız. Açılırız. Etimiz de bitti. Barak bataklıkta 2-3 kurt avlamamız gerekecek. Let's go. Buranın da en güzel yanı, gece gündüz fark etmeden yola çıkabiliyorsun ya. Tren yolu var ya. Yolun nereye gideceğini biliyorsun en azından. Gündüz basket baba. Gece gündüz beklemene gerek yok. Genelde diğer maplerde gündüzü beklemek zorundayız kaybolmamak için.
Unutmazsam bir sonraki yayına başlamadan önce, Long Dark oynamadan önce şeye bakacağım ya. Wiki'den. Bu yeni eklenen 6 patlarlar. 3 tane yeni 6 patlar var. Bir de bir tane fener var. Ama el feneri, elektrik feneri. Onun şeyi, versiyonu geldi, yeni versiyonu. Maden işçisi tarzı bir tane el feneri. Güzel bir şey. Kullanmasak da en azından koleksiyon olarak evimizde bulunsun. Onların lokasyonuna bakacağım. Eğer daha önce gidip geçtiğim haritalardaysa direkt konum atışı olarak gidip onları almak lazım. Ama henüz gitmediğim maplerde ise işte Black Rock'tır, madendir, bir de Bozkırt'ta falansa onları zaten kendimiz buluruz. Geri dönmeye gerek yok. Ona bakacağız. Surrounded by snow, nothing to drink. Bir de şey düşünüyorum ya, bu malzemeleri götürürken Gizemli Göl'de Aurora'yı beklesek mi? Oradaki zulaları almadık ya. En son turda yaparız onu büyük ihtimalle, yaparsam eğer. Yük icanı hafiflemişse, son yükse Gizemli Göl'de takılırız birkaç gün. Aurora'yı yakalayıp o yeraltı zulalarını bulmaya çalışırız. 3 tane de orada var çünkü orada hiç aramadık Zula. Burada nota işledik mi biz şeyleri? Tek Black Rock kalmış. Demli göl hiç bulunmadı. Kül kanyonuna gideceğiz zaten. Ne kaldı zaten? Kül kanyonu. Black Rock. Bir de Bozkurt. Aynen 3 map kaldı. Uğultuya bak, ne korkutucu ha. Savaş sığınakları, Black Rock, Bozkurt, Kül Kanyonu aynı şekilde yine. 3 tane kaldı. Bir tanesi dolu, o üçünden bir tanesi kesin dolu. Hangisi dolu acaba, göreceğiz. Önce Bozkurt'a gideceğiz zaten. İlk o yolumuzun üzerinde. Orada bulursak savaş sığınağını çok güzel olur. Daha doğrusu orada bulduğumuz savaş sığınağı dolu olursa çok güzel olur. Zaten malzemeleri Bozkurt'ta bekleteceğim. Ondan sonra onun arkasından Kül Kanyonu ve Black Rock'a gideceğimiz için. Black Rock'a gideceğimiz için. Malzemeleri orada bekleteceğiz. Savaş sığınağını da, dolu savaş sığınağını Bozkurt'ta bulursak güzel olur. Malzemeleri Bozkurt'ta bırakırız. En azından hafif hafif gideriz. Black Rock ve Kül Kanyonu'nda bulacağımız madende boş olacağı için çok ağır yükle dönmeyiz Bozkurt'a. Rahat ederiz taşıma açısından. İnşallah şansımız yaver gider. Long Dark tanrıları yanımızda olur da dolu sığınağı Bozkurt'ta buluruz umarım. Hangisi en arkada kalıyor dünya haritasında? Ya bak, buraya da şey eklemeleri lazım. Seçenek. Mesela bu DLC map'ine geçtiğimiz zaman, dünya haritasına geldiğin zaman sadece DLC map'ine bakabiliyorsun. Şuradan okla değiştirip ana map'i de görebilmemiz lazım. Keşke o seçeneği de ekleseler.
Oradaki map'e bakamıyoruz buradayken. Bu biraz kötü. En arkada hangisi var ona bakacaktım da. Black Rock mu, Kül Kanyonu mu? Ya yapma. Oğlum gece ben seni nerede göreceğim ben hocam ya. Aa, gözlerim parlıyor. Gözlerini açmayacaktın Antoine. Artık gözlerinin yerini biliyorum. Gel buraya. Tavşana gidiyor ya. Tavşana gitti beni salıp. Şansa bak. Hava da aydınlandı. Feneri yakmaya gerek yok o zaman. Aynen, let's go. Gece yolculuğu. Aynen, sıfır bulut kaldı havada. Oo, yıldızlar, ay, mis. Feneri de yakmayacağız. Sarı hastalık ne var üstümde? Kapalı alan korkusu. Aynen. Şunun ne kadar kaldı? 8 saati. 153. Dışarıda vakit geçir. Gece yolculuğu yapıyoruz daha. Ne kadar dışarıda vakit geçirelim. Niye takalım onu? Donuyoruz. Çantı değil ya. Arap bataklığa kadar devam. I'm so thirsty I can't think straight. İçe sıcaktır inşallah. Yakacak da yok yanımda. Sıcak, güzel. Kaç saat burada uyusak fena olmaz aslında. Uyuyalım mı? Uyuyabiliriz. Aa, ama burası kapalı alan korku riskini arttırır mı? Deneyelim.
3 saat uyuyalım bakalım. Arturo'yu indoor sayılıyor. O zaman let's go baba. Hiç gerek yok. Isındık zaten. Wonder if I can drop any of this gear. Gündüz oluyor, bizim uykumuz oluyor. En sevmediğim senaryo. Harap bataklıktan direkt yola çıkamayacağız. Ki zaten orada bir iki kurt öldürmem lazım, yemek yok. En azından gündüzü öyle geçiririz. Looks like a new day is dawning. Selam. Oha. Pastel boya gibi yine manzara ya. Mükemmel. Nokta alalım. Yakacak lazım. Kurt mu? Senin etine ihtiyacım var da bu map'te değil ya. Arap bataklıkta ihtiyacım var senin. Sen takıl kanka. Görme beni. Ben seni görmedim. Sen beni görmedin. Sen beni gördün. Koşar mısın lan? Koşmazsın herhalde ya. Saldı bile hatta direkt peşimde. Yok, salmamış. Ha, bir an sesi gidince saldı sandım ben. İyi, gel birlikte gidelim Arap Batak'la. Ben şey merak ediyorum ya. Sahil kasabasında mutfaklarda çok sağlam yemek malzemesi bulacağız gibi geliyor. Milton'da bayağı bulmuştuk. Sahil kasabasında bayağı buluruz. Bir de Milton'daki evlerin çoğu terk edilmiş. Düzgün loot'u da yok. Sahil kasabasındaki evler hepsi mis, cam gibi. Yulaf bulamadık zaten bir tek. Onu bulmamız lazım. Birkaç tane daha un bulsak, yağ bulsak iyi olur. Yağ bir tane bulduk galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar lazım. İnşallah evde de şurup yeteri kadar vardır yemekleri yapmaya. Her yemekten birer çeşit yapacağım. Bakacağız. Hatta yapabilirsem iki çeşit yapmak daha güzel olur. En azından şeyi karşılaştırırız. İşte o artıların eksilerini. İşte baş ağrısını nasıl veriyor. Atıyorum kondisyon bonusunu nasıl veriyor. Vesaire bunları karşılaştırırız. Hepsinden de birer tane yemek müzemize kaldırırız. Tezgahın üzerinde.
Rüzgar suratıma esiyor, bu kötü oldu. Bu da bizim kaderimiz, ne yapacağım? Logdark'ta yolculuk yaparken rüzgar suratından eser. Bu da kaderimiz. Yavaş gidiyorum diye yaklaşmayacaksın değil mi bana? O yaklaşıyor. Git. Rüzgar beni yavaşlatıyor ama onu yavaşlatmıyor. Birazdan kovalayacak beni. Bence hiç uzatmayalım, direkt kapışalım seninle. Gel. Çünkü yakalayacak beni her türlü. Rüzgardan dolayı. Etini alayım mı seni ya? Alırsam bu önümü keser ama. Gerek yok. Geç, her türlü kesecek de. Neyse. Bir anda löps diye çıkacak karşıma şimdi. Bu kilada olduğu gibi. Ya, kaçabilir miyiz? Kaçarız herhalde ya. Ama yorulu karakter. My energy is just disappearing. Ama buraya çıkamıyor bu galiba. Güle güle. Sen buraya gelemezsin. Hava sıcaklığı 4 derece. Uysam mı diye düşündüm de. Aman kazanmak için. Olabilir aslında. Buradan çıkmazsa güzel olur. İyi, çok iyi. Hem ısındık, hem yorgunluk geri geldi. Yaparsız çekilmez ya, işkence. Oradan oraya gitmek. Havalimanından kalan hastalığımızdan da kurtulduk. Bir tek kapalı alan kaldı. Bunda da yürüyerek vakit geçirmek kesmiyor ya. İlla dışarıda uyumak ya da zaman geçirmek lazım. Yani kaç saattir dışarıdayız? Hala 77'lerde yani. Normalde yürüyerek dolandığınızda saymıyor. Ancak ya dışarıda uyuyacaksın ya da uyku tulumunda vakit geçireceksin ki ancak o zaman azalsın. Bu da biraz kötü olmuş. Şey gibi. Giysilerin üstümde kurumaması gibi. Mantıksız geliyor. Something's making me feel tired. Yani bana dışarıda zaman geçir diyorsun. Ben geçiriyorum kardeşim. Ama azalmıyor. Mouth so dry.
Şimdi vagona gidene kadar yerde gördüğüm bütün çubukları alayım. Yakacak lazım. Vagonda ne kadar vardı bilmiyorum çünkü. Et pişirmek lazım biraz yolculuğa çıkmadan önce. Buradan beleş selir çırası görürsem iyi olur diyecektim de burada metal spawn olmuş. Bu enkazlarda ya da selir çırası ya da metal spawn oluyor. Aha sıra. Bu güzel. Mis beleş yapacak. Severiz. Lan geçmiyor mu burada? Ha geçiyor. Kumaş. Just lay down and have a little sleep right here. Neyse az kaldı. Bunlar beni kovalarsa güzel olur. Etlerini alırım. Gerçi bizim vagonun önünde de çok kurt var da. Fark etmez. Ayı var mı görünürde? O çıkmasın karşıma. Onun etini de istemiyorum kendisini de. Tulumun çıkarıp uyurdum da buralar riskli ya. Ayı da geziniyor, kurt da geziniyor. Tulumdayken saldırır. Ama patates yıprandı envanterimde. Uyarı geldi. Yediler. Mahvolmuş. İnşallah kullanılabiliyordur yemek yapımı için. Mahvolmuş diye kullanılmıyorsa yemek yapımında çok saçma olur açıkçası. Yani bizim için saçma olur. Yani illa yemek yapmak için yeni bir save açmak zorunda kalmış oluruz insanlar. O da mantıksız olur yani. Adıyorum adam 500. günde. Biz de kaçıncı güne geldik? Yani 189'a gelmişiz. Adam 500. günde artık maplerde spawn olan her şey %0'a yakın spawn oluyor. Yemek yapabilmek için patatesleri %0 bulmamak için illa yeni save açması gerekir. O da biraz yani saçma olur. İnşallah kullanılıyordur. Sahil kasabasına gidince göreceğiz. Görünür dahi
Yok. Güzel. Niye? Gündüzün de ortası sayılır. Vagona varırım. Uyurum. Save alır. Bölümü biterim. Bir sonraki bölümde gece olmadan bir iki kurt öldürür. Etini pişiririz. Ertesi sabahta malzemeleri taşımaya başlarız. Her kasabasını. Lan vagonları görünce bile evim evim güzel evim diyesim geliyor ya. Vallahi. Ev huzur veriyorsa, güven veriyorsa fark etmez acı. İster vagon olur, ister araba olur. Fark etmez. Çünkü Black Rock'ta arabada yaşamışlığımız da var. Daha doğrusu kamyonette yaşadık. Eski sevde bu silinmeden önce. Kamyonetin kasasında yaşıyorduk. Black Rock'ta. Aa, etimiz varmış burada hazırda. Oo, çok iyi. Çok çok iyi. Ama yine daha yapmak gerekir herhalde ya. Oo, yakacağımız da var. Bol bol. Şuraya bakalım ben. Suyumuz. Uf, tam 60 kalmış ya. Biraz su yapmak lazım uyanınca. Gerçi taşırken ihtiyacımız olmayacak da. Aralıksız uyuyabileceğiz mi ki burada? Ama birkaç saat uyuyup av yapmam lazım. Böyle yapacağız o zaman. Ya niye full içtim ki suyu o zaman? Lan suyu boş. Aa, içmedim zaten. Aa. Benim de kafa gidik. Benim de uykum gelmiş. Tamam, güzel. Et yedik sadece. Bazı eti de buraya bırakayım. Dur. Av yapacağız her türlü ya. Hazırlık için. Suda pişireceğim çünkü. Okey. Kaç saat uyusak yeter bize? 2 saat yeterli mi? Bence yeterli. Hadi 3 yapalım. Yorgunluğumuz biraz yükselsin. Bir sonraki bölüm gece çökmeden avı yapıp bir iki kurt öldürüp etlerini alırız. Onları pişiririz. Hazırda bekletiriz. Ondan sonra buradaki malzemelerimizi alacağız. Götüreceğiz. Bunlar da çürümüş. Aynen öyle. Bakalım kullanabilecek miyiz? Bunlar da %0 mı? 0. Hayırlısı. İnşallah kullanıyoruzdur. Kullanmıyorsak bir de boşuna ameliliğini yapmış olacağız. Ameliliğin yanında biraz da saçma olacak açıkçası. Yani yemek yapmak için fresh yeni bir save açmak zorunlu olacak. Onunla da uğraşmam açıkçası. Kısmet değilmiş der. Geçeriz ama bence yapılıyor. Çünkü burada yapılabileceğini gösteriyor. Yani şey, engel sunmuyor üstüne. Mesela patatesten ne yapılıyor? Burada vardı patates kullanılan. Abi lan patates hangi yemekte kullanıyoruz?
Bu ne abi? Oo, ateş yok lan. Eftali var. Nasıl ya? Yahnide de mi patates yok? Alabalık yahnisinde. Et suyu çorbasına da yok. Geyik yahnisinde. Onda da yok. Neyde var? Tavşan yahnisi. Onda da yok. Oğlum bu patatesi neyde kullanıyoruz? Allah Allah. Yemek tarifi bulup bunu kullanmak gerekecek galiba. Buna da bir wiki'den bakmak lazım. Hangi yemekte yapılıyor? Hangisinde kullanılıyor? Yoksa sadece ızgarada mı pişireceğiz? Öyle mi yenecek? Bakacağız. Ona bir wiki'den bakmam lazım. Birkaç şeye de daha bakacağım zaten. Altı patlardır vesaire yemek tarifleri. Onların hem konumuna hem bu patatesi de bir göz atarım. Sevgili YouTube'cum, videoyu benim kanalıma bırakmanı destek olabilirsiniz efendim. twitch.tv/artek4 adresine hepinizi canlı yayınlara bekliyorum. Long Dark'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hem canlı yayına gelip sohbete katılabilirsiniz. Hem de yukarıda gördüğünüz huzur evi parasına emekliliğimde bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde malzemeleri taşıyacağız, av yapacağız, sahil kasabasına gideceğiz ve oraya yerleştikten sonra da özel bir bölüm, yemek bölümü gelecek inşallah. Yemek yapabiliyoruzdur tabi. Bu %0 patatesleri falan bir inceleyeceğim. Orada güzel bir MasterChef bölümü gelecek. Artık ne kadar yemek yapabilirsek hepsini yapacağız. İnşallah evde şurup vardır. Şurup yoksa biraz sıkıntı çekeceğiz çünkü bütün tatlı yemekler şurupla yapılıyor. İnşallah dolabımda evde bir sürü şurup vardır. Keşke bilseydim, zamanında içmezdim onları. Kısmet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve iyi oyunlar.